Asil Kataforez Stüdyo Feneri sunar. Febiyat TV YouTube kanalında Stüdyo Fener programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi İrfan 25 ile beraberiz. İrfan hoş geldin tekrar. Merhabalar. Evet Fenerbahçe bu haftayı bay geçti ama bay geçmesine rağmen e, rakipleri tabii puan kaybedince Fenerbahçe açısından da bir avantaj oluştu. İstersen oradan başlayalım. Neler söylersin? Bu hafta biraz olaylı da geçti. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın da bugün yapmış olduğu bir açıklama var 8 artı 3 kurada ilgili. İstersen hem 8 artı 3 kuralını konuşalım. Hem bu hafta hakemler de performanslarının performanslarını artık iyice dibe vurduğu bir döneme girmeye başladılar. Hakem hatalar çok fazla artmaya başladı. neler söylersin bu anlamda? tabii yabancı kuralını e, gündeme getirirler. Hatta işte e, Galatasaray'ın da Yusuf'un e, transferinin ardından Yusuf işte, Demir. Yusuf Demir'in transferinin ardından neden işte Türk stasyonunda oynamıyor şeklinde ifadeler kullanılıyor. E, tabii şunu da söyleyelim. Yusuf Demir'in e, 2015 yılıydı. 2015-2016. Fatih Terim çıkarmış o kuralı. da söyleyelim. E, belirtiyor. Bu tarihten itibaren e, herhangi bir e, Türk olup da e, yabancı bir milli takımı seçenler yabancı stasyonu oynayacak diye net bir şekilde ifade edilmiş. Şimdi 2015'ten e, önce seçenler. E, evet 2015'ten önce seçenler. 2015'ten sonra, 2015'ten sonrası seçenler ise yabancı tutarsın. Yabancı, sıra yabancı sıra. kalıyor. Bu belli. Yani bu talimat şimdi sürekli bu ismi gündeme getirerek neden işte Türk oyunu neden işte Mesut Özil örneğine örneğini göstererek özellikle yapıyorlar bunu. Yani bunda daha önce birçok Gökhan İnler var ama özellikle Mesut Özil'in ismini gündeme getirilmesinde ben bir rahat niyetle arıyorum. Velik ee, Allah var. Çok isim var bak, Çok zaman. isim var ve bir talimat var ve talimatın doğrusunda da bu bu talimatın değişmesi de zaten bu sezon devam ederken mümkün değil. Yani bu sezon e, Yusuf Demir artık e, ya yabancı e Zaten Yusuf Demir'i sen... Ayrıca şunu da söyleyeyim yine bazı algılar yapılıyor. İşte Joseph'in kartı neden iptal edilmedi? e, Aygün abi ona da değinelim. İşte, de zaten Yusuf Demir'i yabancı olduğunu bilerek, bile ya, bir yani transfer yedi, yedi Yani 7 sene hiç konuşulmamış bu konu adında transfer yaptıktan sonra bunun gündeme getirilmesi ve bunun sürekli kamuoyunda yorumlarla gündeme getirilmesi ve burada örneklem örnekle, örnek örnekle verirken de Mesut Özil'in sürekli örnek gösterilmesi. Hatta bazı kişilerin bu konuda yorum yapan kişilerin, eee Mesut Özil'in transferi sırasında yaptığı yorumlar da ortada. Yani bu bu elin oldu, de, elin oldu falan evet, filan işte saçma şöyle, sapan böyle yorumlar. böyle yorumlar da ortadaydı. Şimdi diğer konuya da gelirsek Joseph meselesi. Mesela Joseph konusunda da işte hafta içerisinde basın toplantısı düzenlendi. ağlayarak bir basın toplantısı düzenlendi. E, ve burada e, işte Türkiye'de kendisini işte bu dikte kendisini güvende hissetmediğini ifade etti. O bence git. çok o çok saçma bir açıklamada bulundu bu burada da yine bununla ilgili bazı yorumcular da şu ifadeyi kullanıyor. kartın iptal edilmesi gerekiyor kart haksızdır haklı burada bunu değerlendirmek tabi haksız olarak da nitelendirebilirsiniz kartı ama şu var kart haksız dahi olsa Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA talimatlarına göre kartı iptal edemiyorsunuz. Yani burada çıkıp Türkiye Burada ancak haksız tahrik indirimi yapabiliyorsunuz. Yani bunu bu yorum o yapan en alt limitten zaten ceza veriliyor. Bu yorum yapan insanlar ya talimatnameyi bilmiyor ya FIFA ya da Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarını bilmiyorlar ya da ya da, yani. ya da işlerine i̇şleri gelmiyor algı yani. yapıyorlar. Yani burada zaten en alt düzeyde verildi ve bir maç verildi. burada daha önce Fenerbahçe'nin gün başına da gelmişti Caner Erkin iki maç ceza almıştı Fenerbahçe'de forma giyerken ve hatta rakip futbolcu bunu ben söyledim demesine rağmen caner rakim söylemedi demesine rağmen bu karar iptal edilmemişti iki maç ceza almış hatta iki maç almıştı yani tarihim evet. indirimi de yapılmamıştı herhangi bir indirim de yapılmamıştı sadece bununla ilgili bir örnek var o da gökhan zanın kartının iptal edilmesi kırmızı oldu o da Galatasaray'da forma giyerken kartın iptal edilme süreci vardı. O da zaten o süreçte kaldırdı. Bir cezası iptal edildi. Daha sonra diğeri ertelemeli ceza uygulandı. O da sadece Galatasaray için uygulanmış bir şey. O da talimatların dışında bir uygulamaydı. Şimdi yine gelelim hakem yönetimlerine ise. Hakem yönetimi hakemler nasıl bir algoritma varsa bu algoritma daha, ilginç, daha 6. haftası ama algoritma çöktü. Onu söyleyelim. Algoritma çökmüyor. Şimdi bu algoritmanın şöyle bir özelliği var. 14. maça kadar verileri yüklüyor. Tamam verileri yüklemiş o zaman... Hayır verileri ee... yüklüyor. Şu anda bak şöyle sanırım 14. maça kadar 15. maçtan itibaren algoritma e, tam olarak bu e, sistem devreye girecek. Şimdi 14'e kadar veri yüklüyor. Burada sana şu an ne yapıyor biliyor musun? E, 6 haftanın verisini yükledi. Diyor ki e, işte Sayın Beşiktaş kulübü maçı var diyelim. Atıyorum Beşiktaş bu hafta kimle oynuyor? Atıyorum Başakşehir. Oynadı ya Başakşehir maçı diyor. Diyor ki buraya diyor şu hakemler atanabilirse iyi olur diyor. Üç tane hakem adayı koy, ismi koyuyor sana. Aygün diyor, İrfan diyor, Hamit diyor mesela tamam mı? Bu üçünden birini tercih et diyor. Türkiye Futbol Federasyonu bu üçünden birini tercih ediyor. Tercih gene federasyonda. Şimdi 14. haftadan itibaren bütün veriler yüklendikten sonra işte bazı hakemler biliyorsun o kulüp istemiyor, bu istemiyor. Hataları matalar yüklendikten sonra o zaman bu sistem sana tek aday çıkaracak. Diyecek ki Başaktaş, Başakşehir maçının hakemi ee, İrfan 25 diyecek. Ama işte Ama 14. haftaya kadar sen bu, bu, büyük sıkıntı yaşayacaksın. Bu 14. hafta. Abi şöyle söyleyeyim. Seni. Aygün abi işte ne kadar algoritmada olsa bu hakemlerle beraber e, yani bu sezon biraz e, yani daha ligin 6. haftası ve tartışmalar şu anda baş şu andan itibaren başladı. Şimdi her kulüp, bütün kulüpler şampiyonluk mücadelesi veriyorlar ve evet. bu sezona çok büyük önem veriyorlar. Galatasaray yaptığı transferler ortada, Beşiktaş keza yaptı transferler evet. ortada. Fenerbahçe büyük önem veriyor, Trabzonspor'un yine kadrosunu e, nispeten önemli transferlerle güçlendirdi. Şimdi baktığımız zaman her e, bu şampiyonluk mücadelesi son haftalara doğru gittikçe aslında e, şu andaki 6. haftadan itibaren tartışmalara başlıyoruz. Umarım ilerleyen haftalarda e, hakem yönetimi biraz daha düzelir. Ee, ve biz bu e, sağ içi daha çok sağ içine odaklanabiliriz diye düşünüyorum e, Ama de, yani burada her e, kişinin de sadece renklere göre konuşmaması lazım o, buradaki yani orada bir bir hata varsa bu hataları net bir şekilde dile getirmesi gerekiyor ama e, baktığınız zaman e, burada ya işte farklı yorumlar çok net bir şekilde e, görebiliyoruz şey, Mijin eli biliyorsun yerdeyken efendim el açıktı o penaltıda öbür gün eli kapalı bilmem ne gibi 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 saçma sapan yorumlar var. Şimdi dönelim biraz Fenerbahçe'ye. Artık oraya dönmemiz de lazım. Ee, Fenerbahçe'de 3 tane ismin e, lisansı çıkmadı. Ee, Buruma, Le Mans ve Novak. Bunu burada yayında dile getirmiştik aslında. Hatta Aynen. Burma'yı söylediğimiz zaman insanlar belki yeni transfer işte nasıl e, işte sorun satın alma opsiyonu var nasıl çıkarılmaz falan yorumları yapılıyordu. Hatta biz kendi meslektaşlarımız arasında konuşurken de dahi insanlar hani ilk önce inanamıyordu yani bunu söylediğimizde. Ee, şimdi Buruma'nın lisansı çıkarılmadı. Şu anda Buruma Burma, e, İsrail'de e şu anda e, transfer sezonu devam ediyor. Hı hı. Makabi Tel Aviv kulübü ile görüşmeler devam ediyor. Ve Makabi burada e, PSV da bilgisi dahilinde Fenerbahçe görüşmeleri sürdürüyor. Çünkü satın alma opsiyonunu Fenerbahçe kullanmadı. Zor, kiralık olarak şu anda Fener'de. Gelecek sezon zorunlu satın alma opsiyonunu kullanacak. Maka Tel Aviv'de eee buruma arasında da maaş görüşmeleri devam ediyor. Buruma gitmeye sıcak bakıyor çünkü e, hani artık 14 Kasım'a kadar yani bu takımda oynayamayacak. Kadrosu kalmaktan, e, kalmaktan yana oynamak da istiyor. E, ve Makabi Tel Aviv'de de görüşmelerini sürdürüyor. Bununla ilgili e, önümüzdeki günler içerisinde e, bir gelişme olabilir. E, yanılmıyorsam e, 15 Eylül'de e, bitiyor diyebiliyorum. Yani İsrail'de biraz daha farklı olabilir, biraz daha uzun olabilir ama İsrail'de de transfer sezonu halen e, devam ediyor. Yine Lemos'ta da tabi bununla ilgili söyleyelim. Lemos'ta da e, Al-Şah e, al, Galatasaray kulübüyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Onun da da transferde Birleşik Arap Emirlikleri kulübü transferde önemli mesafe kaydettiği yönde bilgiler e, geliyor. Bilgiler geliyor. Beşiktaş Arabemitleri basında zaten bunu yazdı ilk önce ve burada e, demosunda e, Alçağda kulübüne gitme ihtimali söz konusu. Tabii Fenerbahçe bu iki oyuncuyu gönderirse ee, yine e, en azından bu iki Novak oyuncuya tabii bu iki oyuncuya e, boş yere para ödememiş Ödemek olacak. Öde kurtulmuş olacak. En azından zararını minimuma indirmiş olacak. Yine Novak'la ilgili de Novak eee Fenerbahçe'nin 1.6 milyon euro civarında bir ücret alıyor. Oyuncu gitmek istemiyordu. Yani ücreti çünkü Türkiye'den Birçok kulüple görüşmelerde hı hı hı. bulundular. Ancak e, oyuncu gitmek istemedi. Şimdi e, babasının vefatı nedeni izinliydi. E, onun da onunla ilgili de e, gerek Yunanistan, gerek işte şu anda da Yunanistan'da e, transfer sezonu devam ediyor. Gerekse de diğer e, transfer sezonu devam eden işte Beşiktaş'ın Avrupa'daki Katar gibi kulüplerle de görüşmeler, görüşmeler devam, devam ediyor. ediyor. Onda da bir yıllık sözleşmesi var. Eşi İstanbul'dan ayrılmak istemiyor onu söyleyen. Ve bu, bu bu yüzden de biraz bu süreç Novak süreci. Her iki belki iki oyuncu gider ama Novak belki sezon sonuna kadar kalma ihtimali söz konusu. Evet, Serdar Dursun'a gelmek istiyorum. Serdar Dursuz Dursun neden mutsuz? Serdar Dursun'un durumu ne olacak? Şunu söyleyelim Serdar Dursun şöyle söyleyeyim Serdar Dursun tabi UEFA listesine de yazılmadı. Evet. Tabi UEFA listesinde yazılmayınca şimdi Basçuay'ı transfer edildi. Basçuay'ın transferiyle 5. forvet konumuna oldu. düştü. Aslında teknik direktör George Jesus'un da oyun planında gerilerde yer alıyor. Bu nedenle de oyuncu mutsuz. Oyuncu gitmek istiyor. Ama tabii Türkiye'den Adana Demirspor'la görüştü ancak oraya Olmadı. gitmek istemedi. Türkiye'den bir kulübe gitmek istemedi. Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynayacağını dile getirdi. Ve bu nedenle de yurt dışında bir kulüp arayışında devre arasında belki yollar ayrılabilir. Yani eğer transfer sezonu devam eder belki biraz zor ama ve Yunanistan'da Yunanistan'daki bazı kulüplerle de görüşmeleri olduğu ifade ediliyor. E, menajeriyle e, kendisine yurt dışında kulüp bakıyor. Çünkü hı -hı. kariyerini yurt dışında sürdürmek istiyor. E, olursa da tabii e, bu transfer devre arasında kadar in, e, olur. Yani devre arasında eğer bu önümüzdeki söz önümüzdeki günlerde gerçekleşirse... Ara transfer döneminde. Ara transfer döneminde, döneminde serdar ayrılma ihtimali söz konusu olabilir. Evet. REM maçı var perşembe günü. Ee, Fenerbahçe'de nasıl bir 11 bekliyorsun? Yani Nasıl bir kadro şekillendirecek e, Rende son oynamış olduğu maçı 5-0 gibi net bir skorla kazandı. Çok etkili silahları var, çok önemli ayaklara sahip. Neler söylersin? Şöyle söyleyeyim tabii Rende e, yani hızlı, hızlı ve atletik bir e, takım. Artık genç oyunculardan kurulu bir e, hı hı. takım. E, tabii ikinci ikinci bölgeden üçüncü bölgeye hızlı geçiş hücumları hızlı ya. geçiş hücumları olan gerçekleştiren bir takım. O yüzden Fenerbahçe'nin savunma anlamında oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle savunma arkasına atılan toplarda savunmanın hem orta saha hem de savunma oyuncularının çok daha dikkatli olması gerekiyor. Tabii Fenerbahçe yine aynı oyun anlayışıyla başlayacak. 3-4-3 oyun sistemiyle sahada çıkması ve yine üçlü savunmayla ve yine ileride ön bölgede pres yaparak, yoğun pres yaparak, baskı yaparak kapacağı toplarla e, hücuma çıkacak diye e, çıkmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Tabii artık teknik direktör George Jesus'un oyun planı çok belli. Artık net hangi takım olursa olsun ön bölgede pres yaparak, e, baskı yaparak, rakibi hataya zorlayarak e, bunu gerçekleştirmek istiyor. Tabii bunu Fenerbahçe oyun içerisinde zaman zaman işte 45-50 dakikalık yapıyor ama bu bu baskıyı, bu presi maçın 60-70 dakikasına yayabilirse çok daha güçlü, çok daha e, e, rakibini çok daha e, rahat galibiyetlerle e, sonuçta ulaştırabilecek bir Fenerbahçe ortaya çıkacak gibi düşünüyorum. E, Tabii nasıl bir 11'e çıkartır? Nasıl bir 11'e çıkartır? Evet. Jesus'un e, Dinamo Kiev maçında 11'den çok fazla bir değişiklik yapmasını beklemiyorum. E, çünkü aslında basın toplantısında her ne kadar grubun favorisinin Dinamo Kiev ve Ren olduğunu belirse de George Jesus'un hedefi grubu lider bitirmek. Çünkü Fenerbahçe lider bitirirse Şampiyonlar Ligi'nden gelecek, takımlarla eşleşmeyecek. Artı ilk maçında grubu lider bitirse Mart ayında oynayacak. fikstür anlamında da oldukça rahatlayacak. Ve aslında bu açıklamayı yaparak, favori Fenerbahçe değil açıklamasını yaparak oyuncuların üzerindeki biraz olsun baskıyı da azaltmayı hedefliyor ve bu hedeflediğini öğrendik. Ee, aslında hedefi grubu lider bitirmek. O yüzden de e, burada çıkabileceği en güçlü kadroyla çıkacağını düşünüyorum. Yani nasıl e, Kale'de bir şey Altay hı. Bayındır. Savunmada Gustavo Enrique Atilla Saray Luan Perez. E, orta sahada Crespo Arao. Sağda Ferdi Kodoğlu. Solda Alioski. Hücum üçlüsünde belki değişiklik olabilir. Orda orada aslında kime görev verecek? E, biraz ben de merak ediyorum ama Bas bu maçta ilk, 11 o, ilk 11'de oynama ihtimali yüksek olduğu söylemi. E, bu bölgede Valencia, Joshua King, Başşuayi üçlüsünü görebiliriz. Ya da e, Valencia'yı yine yedek kulübesine çekip Başşuayi, Joshua King, Joa Pedro üçlüsünden Yan üçlüsünü, üçlüsünü yani ki hücum hattını Fenerbahçe'nin oluşturacağını düşünüyorum. Yani burada da aslında çok güçlü bir hücum hattı oluşturdu Fenerbahçe. Evet güçlü. Şunu, şunu söyleyelim Aygün abi. Şu anda e, Valencia'nın 6 golü var. Joshua King'in 3 golü var. Başşuayi ve Joao e, Joa Pedro da daha yeni takıma dahil olur ama birer, gol birer goller var. var. E, baktığımız zaman 11 gol. Bu dörtlü son yıllarda Fenerbahçe'nin belki de en etkili hücum hattını oluşturacak. Çünkü son yıllarda Fenerbahçe hücum oyuncuları aslında hücum oyuncuları için hücum oyuncularında gerekli performansı bir türlü sergileyemiyordu. 15 golü aşan bir hücum oyuncumuz yoktu. Serdar Dursun bir 15 geçen sene 15 gol atmıştı. Evet. Vedat Muriç 15 gol atmıştı. Ama bu kez sanki bunu geçecek ve bu, burada bu dört forvet oyuncusu da çok daha fazla gol atacak ve Fenerbahçe'nin belki de son 10 yılın, son 15 yılın en etkili hücum attığı da oluşturacak gibi duruyor. İrfan İmbeş çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet Febiyat TV YouTube kanalında Sütüfena programın sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Febiyat TV YouTube kanalına giriyoruz, abone oluyoruz, videoyu izliyoruz, yorum yazıyoruz ve bol bol da beğeni tıklıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Asil Katafores Stüdyo Feneri sundu.